Delim Serek aşiretinin reisi ben olacağım Civan. Bunun başka bir yolu yoktur. Ama çok kan dökülecek ağalar, yapmayın. Delim Serek aşiretinin reisi benim. Deliliğim bunun kalitidir. Yüzlerce yıldır bu aşiretten akıl sağlığı yerine insan çıkmamıştır. Kestik. Hocam geniş yoktu değil mi? Çünkü biz bayağı böyle... Yok yani, yok. Şöyle. Okey, cool, şerit. Ah, ya ağzımda sakız vardı. Bir ara çıkmamıştır derken bayağı sakız boğazıma kaçıyordu ya. Yavrum, bak bakayım buraya. Neydi bu çocuğun adı ya? Ahmet. Evladım, senin yüzünden kestik, farkında mısın? Ama çok kan dökülecek dedin. Doğuda kimse ama demez. Herkes fokat der. Ama da derler aslında ama tabii siz daha iyi bilirsiniz. Öyle mi ya? Arkadaşlar, Doğu dizisi çekiyoruz ama aranızda oralı olan var mı? Orada yaşamış olan var mı? Oraya tatile gitmiş olan var mı? Emir? Hocam ben birçok kez Van kahvaltı salonuna gittim. Van'da mı? Yok, İstiklal'de. Keyifli. Çok iyi yani. Hocam ben Adıyamanlıyım aslında. Lise 2'de geldim buraya. Evladım, Adıyaman dediğin Ege'de. Biliyorum ben orayı. Sizinkilerin olayı kaptırıverdim, geliverdim, gidiverdim. Ya her lafı atlamasana sen ya. Sen yedin bitirdin bizi bugün ya. Bak adamlar seninle aynı kadraja girmek için dizlerini kırmaktan menisküs oldular ya. Benim ayaklarımın altına iki tane takoz koysaydık daha pratik olurdu aslında ama. Çağatay, Çağatay görüyor musun? Bana reji öğretiyor hıyar. Akıl mı veriyorsun lan sen bana? Çık ulan setimden! Ama... Tufancığım, Tufancığım. Çocuk kötü bir şey söylemedi ama sevgilim. Kendi akıl kapasitesince bizi rahat ettirmeye çalışıyor. Ne yapsın? Ey Allah'ım ya. Neyse, evladım sen Çağatay abine dua et. Niyeyse bu adam seni koruyup kolluyor. Tamam arkadaşlar, bu sahneler tamamdır. Bugünlük paydos. Veysel! Bir şey değil. Ha, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Küçük çayla. Senin ufaklık. Çitlembik senin. Gel bir yemek ısmarlayayım. Sağ olun. Teşekkürler gerçekten. Gel. Artık kanatlarımın altındasın. İyi günümdeyim. Gel. Gel sana birkaç oyunculuk tiyosu vereyim sevgilim. Diyafram. Bak yavrum, sende komedyen kumaşı var. Bunu iyi değerlendirmiyorsun. Sağ olun. Vallahi işte komedi senaryosu pek yazılmıyor. Bizim dizide arada gözünü şaşı yapı yapı ver. Şaşı mı? Müthiş geri dönüş alırsın. Ağzını da yan tarafa yamult. Bak böyle. Bak bak, nasıl komik. Çok komik. Arada bu suratı yap. Kaşen artar. Bir de kostümden şişe bir gözlük ayarla. Geçen de muhtar karakterinde takmıştın ya. Bizim millet çok güler şeydi bir gözlüğe. Durum komedisi dediğimiz budur. Yani gözlüğün surattaki durumundan geliyor komedi. Evet. Ben komedi yapmadım maalesef. Kaderim dramlar. Çünkü komedi tipsiz insanların işi. Bu yüz, bu vücut, bu sesle ömrü billah şön oynamaya ben mahkumum. Peki karakter rolleri falan? O işte para yok sevgilim ya. Anladım. Bizim millet aslında gülmeyi pek sevmez. Ağlatabiliyorsan karada ölüm yok. Söyle bakalım. Anında ağlamanın püf noktası. Role girmek, konsantrasyon herhalde. Hayır. Okaliptüslü krem. Krem? Çocukken üşütünce göğsümüze sürerlerdi ya hani. Evet. Şöyle çaktırmadan... Baş parmağınla işaret parmağına alacaksın nanel kremi. Hı.
ne zaman duygulu an geldi, iki parmağınla gözüne süreceksin sanki ağlama gelmiş gibi. Cayır cayır. Sonra da şırıl şırıl. Cayır cayır. Şırıl şırıl. Onomatopeik sözcükler. Diyafram. Bu söylediğiniz şey teknik herhalde değil mi? Tiyatroda falan her akşam ağlamak zorunda olduğunuz rollerde. Ben daha çok televizyon röportajlarında kullanıyorum. Ülkemizde tiyatro, demokrasi, annem, aşk filan. Öyle bir konu açılınca şak okaliptüslü krem, hop musluklar açılıyor. Akşamına istediğim bara çık. Hassas erkek kontenjanından programı izlemiş yarım düzine kadını kaldır eve at. Şlakla! Sohbetin deymiş ya. Çitlenmeye bak sen. İlahi komedi ya. Ne haber abi? Nasılsın? Ayıldın mı? Ben? Yok, ben. Barda rezil etti beni bu yahu. Genç kızlardan fırçalar mı yemedik bunun yüzünden? Ne skandallar. Sen kalkıp benim evime geldiğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii abi. Sen ısrar ettin ya. Yahu dedim yatacak yeri yoksa bari sokaklarda düşüp kalmasın. Ama sevgilim onun çenesi bir açıl. Sabaha kadar hayatını bana anlattı yahu. En son artık salonda uyuyup kalmışım. Abicim sen niye bu adamlarla içmeye gidiyorsun ki? Başrol oyuncusu başrol oyuncusuyla içer, figüran figüranla içer. Kast sistemi budur ya. Acıyorum sevgilim. Sen acı duygusal. Sen bana aç bana. Hamlet. Orçun ne yapıyor? Hayda ya Tülay. Zaten yeni kurtulmuşum oğlandan. Evde tozur tozur uyuyordu. Vallahi nasıl kaçtığımı bilemedim evden ya. Sürekli Azrail gibi ensemde ya. Ya onu demiyorum anam ya. Ben ona anahtar vermiştim. Dediydim ki eğer sabahleyin ben evde olmazsam sen gel sandalyeyi bırak demiştim. Onun... Burada var mı? Evet, evet. Efendim muslukta bir damlama vardı. Hallettim artık bundan sonra problem olmaz. Oo Orçun, hoş geldin. Bak Orçuncum babandan örnek al. Patron da olsan bir tamirat olduğunda kolları sıvayacaksın. Tamirata girişeceksin. Bundan hiç gocunmayacaksın. Evet. Baba biraz konser verir misiniz? Ne diyorsun oğlum ya? Bir gece arkadaşımda kaldım, neler olmuş? Kardeşim gibisin mi dedi? Hiç komik değil oğlum, hiç komik değil. Kankan dün gece über bunalımdaydı yalnız. Sonra ne yaptın? Gece nasıl bitti? Her zamanki gibi. Depresyona girince ne yaptım biliyorsun. Günaydın. Günaydın tatlım. Sen kafeye in, ben giyinip geliyorum. Aşk acısıyla baş edemiyorum. Anneannem aradı. Şu anda kuryeyle bir şey yolluyorum, gelmek üzeredir dedi. Allah! Kaç para gönderdi acaba? Çek midir sence? Tapu. Senet. Altın. Allah'ım, euro mu yoksa? Allah'ım! Aç, 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 aç kapı. Aç, 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 aç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.